Sağlıkta şiddetin ulaştığı nokta artık dayanılmaz boyutlardadır. Gecesini gündüzüne katıp çalışan, hizmet veren, fedakar sağlık çalışanları takdir edilecekleri yerde şiddete maruz kalmaktadırlar. 9 Nisan 2017 tarihinde Çorlu Altınoğlu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibimiz Çorlu Devlet Hastanesi'ne acil hasta nakli yapmaktayken Çorlu Devlet Hastanesi'ne girişi esnasında ticari bir taksiyle sürtülmesi suretiyle kaza yapmıştır. Ambulans sürücüsü ambulans içerisindeki hastanın durumunun aciliyeti nedeniyle taksi şoförüne gerekli tutanakların tutulması için devlet hastanesine çağırmıştır. Taksi şoförü de bu teklifi kabul etmiş ve acilen servise gelmiştir. Kaza ile ilgili tutanak düzenlenirken taksi şoförünün sahibi ticari taksinin sahibi olarak hastane içerisine girmiş ve içeri girer girmez de acil tıp teknisyeni Sadık İşçen Başkanımızın çok şiddetli ağrı oluşması ve ağrının geçmemesi üzerine kendisi hastaneye başvurmuş ve darbe alan kulak zarının yırtıldığını maalesef öğrenmiştir. Acil tıp teknisyeni arkadaşımız bizim üyemiz olmasına rağmen sadece biz ayrım yapmadan bütün sağlıkçıların sadece görevi insan hayatını kurtarmak ve yegane amacı hizmet etmek olan bu denli kutsal bir mesleği icra eden meslektaşımıza bu insanlık dışı davranışın başta arkadaşımız olmak üzere bizleri derinden üzmüştür. Sendikamızın kayıtlı üyesi ve aynı zamanda Çorlu ilçe temsilcimiz olan arkadaşımıza yapılan bu insan onurunu, gururunu ayaklar altına alan bu insanlık dışı davranışı kınamak ve 24 saatinde sırf insan hayatına hizmet etmek amacıyla görev yapan sağlık çalışanlarımıza bir daha bu ve benzeri saldırıların olmamasını temenni ediyoruz. Hekime ve sağlık çalışanlarına artan şiddetin birçok nedeni vardır. Ve bu nedenlerin temeline inmeden, altta yatan sebepleri irdelemeden güvenliğin arttırılması gibi alınacak tedbirlerle şiddeti sona erdirmek mümkün değildir. Anlık ve güne ait çözümler yanında bilimsel ve kalıcı çözümlerin oluşturulmasına katkı vermek, sağlık çalışanlarıyla ilgili oluşan sosyal algının temellerini araştırmak ve çözümleri konusunda yol göstericisi olmak gibi bir sorumluluk yüklenmeliyiz. Sivil toplum kuruluşları olarak her türlü polemikten uzak, tamamen bilimsel verilere dayanarak mesleğimize ait durum tespitleri yapmayı ve yaygınlaşılabilir, sürdürülebilir çözümler üretmeyi sorumluluk olarak görmek zorundayız. Son yıllarda iyice su yüzüne çıkmaya başlayan şiddet olgusundan günlük pratiğinde en çok etkilenen 112 acil çalışanları grubumuzdur. Sağlık çalışanları arasında en kolay ulaşılabilen, yasal olmayan isteklerle en çok karşı karşıya kalan, en çok sözel saldırıya maruz kalan 112 acil çalışanlarıdır. Aslında sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet buzdağının görünmez kısmıdır. Bizce kolay ulaşılabilir sağlık çalışanlarına uygulanan sözel şiddet yapan kişilerin yeterli cezayı almaması nedeniyle gün geçtikçe dozu ve boyutunu arttırmakta ve ne yazık ki sağlık çalışanlarına fiziksel şiddet olarak geri dönmektedir. Bütünleşmeye doğru götürüldüğü bir dönem yaşıyoruz. Öyle ki şiddet bir hak gibi görünüyor, ambulanslar hastanelere kadar takip edilip sağlık çalışanları darp ediliyor. Bu durumda son örnekte çoğu ilçemizde olmuştur. Vakadan dönem ve bir insanın hayatının kurtulması için var gücüyle gayret eden güzel bir çalışan arkadaşımız şiddete uğramıştır. Trafikte yaşanan önemsiz bir olay neticesinde izin alamayan, insanlıktan çıkan şahıslar 112 ambulansını hastaneye kadar takip edip taciz etmişlerdir. Hastane bahçesinde de 112 çalışan arkadaşımızı darp etmişlerdir. Öncelikle 112 çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve bu şiddet olayını kınıyoruz. Tutuklu yargılanma yasal olarak mevzuatta var iken anlaşılan odur ki uygulanmakta ve bundan da insanlıktan nasibini almamışlar cesaret bulmaktadır. Merak ediyoruz acaba bu tipler ancak bir sağlık çalışanı öldürüldüğü zaman mı tutuklanacaklar? Allah korusun daha büyük sonuçlara yol açacak olaylar yaşansa bunun hesabını kimler verir? Kıymetli basın mensupları, buradan yetkililere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sağlık personelimize siz de sahip çıkıyoruz. Çünkü şiddetin artık insan yaşamını kasteden saldırıya dönüşmeye başladığı bir kez daha görülüyor. Ki personel can güvenliğinden yoksun bir şekilde hizmet vermektedir. Artık herkes şapkasını önüne koyup bu sorunun çözümü için bir adım atmalıdır. Bir an önce sağlık kurum ve kuruluşlarında gerekli önlemler alınmalıdır.
güvenli ve huzurlu bir yerde görev yapmak sağlık çalışanlarının en doğal hakkıdır. Yöneticilerimiz bu konuda duyarlı olmalı. Çalışanlara yapılacak her türlü saldırının önüne geçmek veya saldırıları engellemek için gerekli önlemleri almalıdırlar. Önce çalışan demelidirler ve çalışanın sorunlarını mutlaka çözmelidirler. Biz Türk Sağlık Sen olarak hastanelerde ve tüm sağlık birimlerinde sağlıkta yaşanan her türlü şiddete, saldırı olaylarına bir an önce son verilmesi konusunda yöneticileri bir kez daha sorumluluklarını yerine getirmeleri için açık bir davette bulunuyoruz. Ve bu alçakça saldırıya uğrayan arkadaşımıza tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Türk Sağlık Sorunu olarak sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin en aza indirilmesi için yapılması gereken acil tedbirlerin ve ağır... Sağlıktaki İl Sağlık Müdürümüz olsun, Halk Sağlığı Müdürümüz olsun, Şube Müdürümüz olsun, 112'den sorumlu müdür yardımcımız olsun, Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterimiz olsun, hepsini bildirdik. Dedik ki buradaki arkadaşlara sahip çıkın. Sizler yönetici olarak sahip çıkmazsanız vatandaş sahipsiz görüyor. Tabii ki darp olayları gerçekleşiyor. Ama maalesef üzülerek biz de görüyoruz ki bu arkadaşlarımız, yöneticilerimize, bu arkadaşlarımıza sahip çıkmadılar. Kamuoyunu takdirine bırakıyoruz.